ISIS standartlarına göre kumanda sembolleri diye bir video çekmiştim. O videoda bir sembolden bahsetmiştim. Trafolu göz lambası. Ve orada şunu demiştim. Böyle bir ürünü görme şansınız yok. Ben gördüm, elimde var. O nedenle buraya koyuyorum. Depoyu kurcalarken çıktı bu. Şimdi bunu niye gösteriyorum? Böyle bir ürünü görme şansınız yok. Şöyle söyleyeyim, bu videoyu izleyen eski amirlerimiz, amcalarımız varsa ya biz bunu kullandık, bir nostalji olur. Bir de böyle bir ürün varmış, artık dijital ortama ben bunun kaydını düşüyorum. Yaptığım o ve ben eski işçilikler ve eski ürünler çok hoşuma gidiyor, çok dayanıklılar. Şimdi sağlam ve kaliteli ürün bulmak çok zor çünkü artık fiyat performans bazlı düşünüyorlar. En düşük fiyatı en iyisini nasıl yaparım diye. Eski üretilen kontaktörlerde, şalt cihazlarında işte fiyat performanstan ziyade daha kaliteli nasıl yaparız diye düşünüyorlardı. O nedenle bu tip nostaljik ürünleri, belki de artık antika olacak bu, hoşuma gidiyor. Bu elimdeki işte normalde kapalı, normalde açık butonu kontaktör alan bir buton ve aynı zamanda da burada trafolu bir göz lambası. İncelemek hoşuma gidiyor. Bu arada videosunu çekmek istedim. Ben bu markayı hiç duymadım. Cema diye bir şey. Bunu kullananlar varsa yorum olarak yazabilirler. Yani en son bunun üretimi ne zaman bitti açık söylemek gerekirse bilmiyorum. Şöyle bir yapısı var. Normalde kapalı, normalde açık buton olarak çalışıyor. Burada da 220 trafo giriş uçları var. 220 trafom burada. Çıkışında kaç volt veriyor bilmiyorum. Şurada bir tane telli, akkor telli bir tane lamba var. Hani bizim gece lambası falan dediğimiz ya da eski el fenerlerinde kullandığımız var ya. Çıkarmaya çalıştım. Süngülü çok da zorlamak istemiyorum. Oksidasyondan dolayı yapışmış olabilir. Bu tarihe kadar vidaları eksiksiz, işte üstündeki buradaki lambası çalışır durumda, kontakları çalışır durumda gelmiş. Şu saatte ben bunun canını okumak istemiyorum çünkü bu lambalar çok narin. Biraz zorladığım zaman şu yapıştırma yerinden atabilir. Onu da istemiyorum. Böyle bir şey var. Belki 12, belki 24 voltta çalışıyor. Şimdi benim bildiğim normalde akor lambalar kısa ömürlü olurlar. Çünkü bu zaten hareketli bir ortamda çalışıyor. Hareket titreşim var. Bu aşırı uzun çalışmalarda bu içerisindeki tel iyice ısınacak ve kopacak. Bizim neon lambalardan eskiden, şimdi LED'e döndük de, eski neon lambalarda kullandığımız, 220'de kullandığımız neon lambaların ömrü bundan çok daha uzun diye biliyorum. Yanlış biliyorsam beni düzeltin. Niye böyle yapı kurmuşlar açıkçası bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa, yorumlara yazarsa sevinirim. Bu tarihe kadar bu şu anda çalışır durumda gelmiş. Ve normalde biz 22'lik delik deleriz. Bu da yaklaşık gözümün gördüğü kadarını söyleyeyim. 29,5 falan. Yani 30 milimetre civarında buradaki şey. Yani bizim şu anki standartlarda değil. Bu marka kimin ürünüdür? En son ne zaman üretimi durmuştur? Böyle bir yapı niye kullanılmış? Bilmiyorum. Sadece dediğim gibi bir nostaljik ürünü incelerken bu videoyu çekiyorum. Bir de arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Biraz sonra çalıştığında sizlere göstereceğim zaten. Şu anda herhangi bir arızası yok. Normalde kapalı çalışıyor. Normalde açığı çalışıyor. Ve üstündeki göz lambasına buradan 220 uygulayayım. Üstündeki göz lambası çalışıyor. Yani herhangi bir arıza da yok. Yani en azından göz lambası düşmüş olur. İçerisindeki tel kesilmiş olur. Çalışıyor.